Bismillahirrahmanirrahim. Haşhaşı yağla güzelce açtım. İçine de ceviz kırıkladım. Çok iri de değil, çok ufak da değil. Onu karıştırdım. İkisini iyice harmanladım. Tepsiyi yağladım. Gönül dostlarım. Ondan sonra şöyle bir somunluk kadar, biraz fazla tepsiye göre hamur yoğurdum. Göz kararışı ekşi maya. Maya, tuz, un, su. Başka bir şey yok. Un, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle onu serpiştirdikten sonra. Of, nasıl kabarmış, fıska fıska. Güzel kabarmış. Oklavasız şöyle bir somunluk ekşi maya hamurumuzu açtık arkadaşlar. Evde ekmek kalmadı. Şahin pazarlardan alıp geliyor, ekşi maya diye getiriyor. Hayır, ekşi maya değil. Ben biliyorum, ekşi mayalı ekmeği içine pakmaya da karıştırıyorlar. Yiyemiyorum. Eskiden yerdim. Ha, zorda kalınca yiyorum. Tabii ki de aç mı kalacağım. Yiyorum da severek yemiyorum. Elimde imkan varsa dedim, ben de böyle bir somunluk ekşi maya ekmek pişireyim dedim. Akşam sabah 35-20 tane inşallah ekmek pişireceğiz arkadaşlar. İlk defa bir fırın ekmek edeceğiz köyde. Bakalım hayırlısı. Hanım abla bize yardım edecek. Hanım ablanın fırınında bir fırın somun ekmeği, ekşi maya yapmayı hedefliyoruz. Projemiz de var. Arkadaşlar şöyle hamuru açtım güzelce. Somun ekmeği olacak inşallah bu. Mecbur kalınca yeriz bol haşhaşlı. Çarşı ekmeğinde yeriz, pazar ekmeğinde yeriz. Ama mecbur muyum şu an? Mecbur değilim. Elimde kuzine fırın var, haşhaş var. Haşhaşlı çörek olmasa bile ekşi mayalı somun ekmeği de pişirebilirdim. Haşhaş da olunca, hadi dedim haşhaşlı daha güzel olur, haşhaşlı pişireyim. Ha şöyle. Değil mi arkadaşlar? Ekşi mayalı ekmek bir başka güzel oluyor. Haşhaşlı olursa daha da güzel oluyor. Geçen gün haşhaşlı şey börek gibi, haşhaşlı lokum gibi hazırladım. Çoluk çocuk yedik, kevserler geldi gördüğünüz videolarda da. Gönül dostlarım. Şimdi de dedim kendim yapayım. Tabii gelen giden olursa da birlikte yeriz inşallah. İyi oluyor böyle. Kuzinada da güzel oluyor. Böyle atıyoruz. Şu taraftan, bu taraftan kapadıktan sonra tekrar şuraya haşhaş sürüyorum arkadaşlar. Ben bu kadar beceriyorum. Köyde böyle gördüm. Sizler daha güzel yapıyor olabilirsiniz. Keşke ben de sizlerin yaptığını görebilsem de sizlerden bir şey öğrensem. O yüzden Kalkan Köyü'ne, oradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen haşhaşlı çörek yapacağınızda lütfen beni çağırın, öğreneyim sizin o şey cevizli çöreğiniz diyeceğim, tövbe. Mosmor oluyor ya böyle kestiğimizde, kakao gibi. Güzel, işte o çörekten bahsediyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ülkenin Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz gönül dostlarım. İyi ki de geldiniz. İyi ki de geldiniz. İyi ki de varsınız. Köydeki evimizin arka tarafa, ocakbaşı odamıza diyor. Ve haşhaşı hiç komadan artık sıyırıyor. Perşembe günü pazardan bir daha çektirelim gelelim. Bunu biz Panayır'da çektirmiştik. Simav fuarında. Eylül'de fuar oluyor ya arkadaşlar. İşte o zaman derin dondurucuya atmıştım ben. İyi de yakmışım. Tazeliğini koruyor öyle, o şekilde. Yoksa açıkta olursa hemen bozulur haşhaş. Yani böyle değişik kokar. Bayatsı. O da hoş kokmaz. Haşhaş çok
Güzel kokan bir nimet arkadaşlar. Böyle kapıyoruz. Ondan sonra böyle kapıyoruz. Kapadık. Ağzını yüzünü düzeltiyoruz. Yağlamış olduğumuz tepsiye atıyoruz. Ha şöyle. Burada biraz yer hamuru alması lazım. Biz yer hamuru deriz. Yani hamur bekleyecek, dinlenecek, tekira kabaracak, şişecek. İnşallah. Ha şöyle. Bu tamam. Şimdi üzerinin haşılını da süreyim de üzeri kurumasın. Yoğurdu suyla açtım. Yağ. Biraz şöyle üzerine hem süs olsun hem de mis gibi koksun. Hem de şifa olsun diye çörek otu serpiştiriyorum arkadaşlar. Gönül dostlarım, hamurumuz yer hamuru alsın, dinlensin. Ben de gideceğim kabak keseceğim. Bir tane kabak vardı, çok güzel. İlk önce döktü. Yani kabaklar filizlendi, kol attı. İlk önce sürgünden bir tane kabak vermişti. O kabaktaydı gözüm. Çok güzel, böyle çıtır çıtır yarılmış. Onu keseyim diyorum. Malum havalarda soğuk, sobamızda yanarken şöyle kabakları da pişirip pişirip yiyelim. Bize şifa olsun, size de şifa olsun inşallah. Yer hamuru alacak ya bu. Ağzını kapatayım. 25 dakika, yarım saat beklesin. Ekşi maya, hazır maya gibi birden hızlı olmaz. Biraz ağırdan gider. Hadi kabak kesmede görüşelim. Dışarı gidiyoruz arkadaşlar. Ah, ilk önce kabak bu döktü. Böyle çıtır çıtır yarıldı görüldüğü gibi. Şöyle beyaz, üzerinde de somon rengi gibi lekeleri var. Çok güzel bir cins diyebilirim. Bunun cinsi Ankara Polatlı'dan geldi bize arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok severek yediğimiz bir kabak. Çok güzel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bize şöyle yollar gösteriyor. Bak, yollar açıvermiş. Buradan kesin diyor. Evet, şuradan şöyle ilk önce keseyim. Dilim dilim şöyle kesersek, Allah'ın izniyle doğru yolu takip edersek, şu çiziklerini, çok güzel olur, çok güzel dilimlenmiş olur. Öyle de vurursak zaten ayrılır. Heh. Bunun tohumunu almam lazım. Bunun tohumunu asla kaybetmememiz lazım. Güneşte keseyim dedim. Hem ısınayım hem şöyle doğayı, ortalığı seyredeyim arkadaşlar. Şu yapraklar çok güzel duruyor. Bu sene yaprakları toplamayacağım. Böyle doğal haliyle kalsın. Böyle üzerinde şıkır şıkır gezeceğiz dedik Ezizallah. İkindi ezanı da okunuyor bu ara. Ezan okundu arkadaşlar. Gittim geldim. Şimdi de soyayım gari kaba. Salatalık soyacağıyla, patates soyacağıyla soy Ülker abla demişler de geçen sene soyarkana kırdım. Kabak soyarkana kırıldı. Elim kesmeden. Kabak cinsinde arkadaşlar kabuğu çok ince. Şu yeşil yerleri kalıyor. İncecik kağıt gibi beyaz kabuğunu soyuyorum. Şurası çok lezzetli, çok tatlı oluyor. Geçen gün Şahin böyle yeşil bırakmış. Çok lezzetliydi. Özellikle bu dış kısmı harika bir şeydi. Ben de onun gibi aynen böyle incecik soydum. Yeşil yeşil bıraktım. İri iri. İri iri doğrayacağız. Ufak iyi olmuyor. İyi veriyor. Heh. Bu şekilde. Doğradıktan sonra tertemiz yıkarım onları ben. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz?
İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz. Bizler işte böyle köydeyiz. Yakında İzmir'e gideceğiz diyor Şahin. Benim canım istemiyor. O da gidem diyor. Çekimi var. Ben de diyorum İzmir tarafından çekimi alma. O da o taraftan, bu taraftan her yerden çekim alıyor. Gene şimdi ne olacak? O gider ben kalırım. Belki ben de giderim. Kış ayı artık bahçede iş yok. Ama polen burada olunca gidesim gelmiyor. O yanda Kevser, bu yanda polen. İki arada bir derede kaldık galim. Allah'ım. Güzel şey bunlar ya. Güzel şey arkadaşlar. Şikayet etmiyorum da. Yani sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle dertleşiyorum gönül dostlarım. Bir tarafı bitmiştir. Öbür tarafına geçilmiştir. Şöyle böyle bir tane kaba soyup doğradım çok şükür. 3 dilim kaldı. Ondan sonra da çekirdeklerini ayıracağız. Onları nasıl ayıracağız? Şu çekirdeklerini şöyle bir bir etinden ayıracağız. Şu ortasının şeylerinden, saçaklarından ayıracağım. Tohum edeceğiz. Dışarıda bırakmayacağım. Dışarıda bırakırsam bunları kaban çekirdekleri yaş ya ıslak. Kuru değil, don alır. İçeri bir yere götüreceğim, tepsiyle sereceğim. Yani kolay değil. Sadece ekmekle kalmıyor görüldüğü gibi. Her şeysi uğraştırıyor. Köv işi tabii ki de güzel. Köyde çok rahat, çok güzel diyorsunuz. Evet, çok rahat. Her şey uğraş. Amacımız da uğraş, hareket, hareket ve bereket. Şimdi bunları işte böyle böyle ayıracağız. İyi soydum, kötü soydum. Ne ettim ettim? Soydum ya, hazırladım ya. Ona bakalım değil mi? Şimdi şöyle soysaydın, böyle soysaydın olur da. Benim tarzım bu. Ben böyle soyuyorum arkadaşlar. Hani sonuca bakalım. Denizin ortasında gemi fırtınadan neler çekmiştir emme. Sonuçta limana gelmiştir. Onun gibi soyarkana biraz zorlanmışımdır da. Sonunda da kaba soymuşum, başarmışımdır gönül dostlarım. İnşallah 3 dilimi de soyayım, bunları da ayıklayayım. Şu çöplerini de çöpe dökmeyeceğim. Hayvan olsa aslında hayvanlara doğrasın. Güzel olur da şimdi bunu köye kadar götürmek lazım. Köyle bizim evin arası da biraz aralık. Oraya kadar gitmem de artık tarlada toprağın altına gömüveririm. Gübre olur. Yani çöpe götürüp de atmıyorum ben tarlada. İyi oluyor. Gübre olur yani. Geri dönüşüm. Heh. Beyaz çekirdekli bir kabak. Çekirdeği kabuklu. Kabuksuz değil. Arkadaşlar. İşte bizdeki cinsler böyle. Geçmiş senelerde değişik değişik cins kabaklar vardı. Balon kabak vardı, eskin kabağı vardı. Daha değişik değişik böyle çeşit. Ben çok seviyordum. Bize Muğla'dan Hilal Hanım göndermişti çeşit çeşit kabak tohumu. Hepsini ekmiştik. 65-70 tane kabak kaldırmıştık. Harikaydı arkadaşlar. Lakin biz onları yemeye gelince çok beğenmedik. Eskin kabağını falan çok beğenmedik. Balon kabağı zaten hiç beğenmedik, sade suydu. O yüzden beğendiğimizin cinslerini bıraktık. Şimdi böyle lekeli lekeli benekli kabak var. Bunun ismini bilmiyorum. Bir tane de Kevser'e verdiğimi videoda gördünüz. O var. Onun adı Balkız. Balkız kabakları deniliyormuş ona. Bakalım Kevser kesecek. Beğenirse tohumunu alacak inşallah. Geçen sene o Balkız kabağını beğendik mi beğenmedik mi hiç bilmiyorum yani, o hatırlamıyorum. Demek ki beğenmesek almazdık tohumunu diye de düşünüyorum, ya da karıştı mı diye de düşünüyorum. İnşallah bakalım bu sene daha bilinçli bir şekilde tohumumuzu ayıracağız. Şimdi bundan ayıracağım bu kabağı, geçen seneden biliyorum çok lezzetli oluyor arkadaşlar.
böyle böyle devam edeyim de soyduktan sonra görüşürüz. Şimdi benim hamur da mayalanır da ekşir bir de. Elimi çabuk tutmam lazım. Hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Göz kararışı şeker. Sulanacak, pişecek. Bunlar böyle azalacak arkadaşlar. Küçülecek. Göz kararışı. Kapatacağım ağzını. İçeri götüreceğim. Ha, burada bırakmayacağım. Haşaralar var burada. Sincaplar var. Tilki geliyor. Sobamız yandı güzelce. Yanmakla kalmayacak. Fırının biraz ısınması lazım. Hamurumuza bakalım. Hamur da güzel güzel kabarmış. Şöyle fıska fıska iyi olmuş. Baya bir dinlendi. Fırın ısındı. Allah'ın izniyle güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeğimizi fırına verdik. Şahin Simav'a gitmişti motoru tamir ettirmeye. Bakalım nesi varmış motorun. Motorumuz çalışıyor. Canavar oldu. Canavar mı oldu? Yani şimdi bak Ülker Hanım. Hı. Bunu montajını yaptım. Evet. Bunda tamam, ben sana çalıştırıveren. Sıkıntı yok. Tamam mı? Boşta mı bakayım? Eskisinden güzel oldu. Olur ya. Şunu da alayım. Şurada. Sonuçta yani her şeyin bir çaresi var. Önce burası kırılmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Burak. Hatırlıyorum. Bak, yoktu üstünde gölgesi. Ha. Şimdi ne yapacağız Ülker Hanım? Bunu kaynatacağız buradan. Kaynak makinesi aldıydın. Bu şapkasının üzerinde olması iyi. Tabii yağmurdan şeyden korur Ülker Hanım. Güneşten, tabii, her güneşten, şeyden korur. Her şeyden korur yani. Sevgili arkadaşlar, değerleşim bugün Simav'a gitti. Evet. Motoru tamir ettirdi, geldi. Ben de gördüğünüz gibi evdeki işleri işte... Evde kadın ne yapması gerekiyor? Eşim çarşıya, pazara, dış işlerine gittiyse ben de yemeğimi, ekmeğimi, kabağı kesme, tatlımı falan filan bunları hazırladım. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi yazın bahçeyi ektik, büştük, güz geldi, domatesi, biberi topladık. Dalları kesilecek, temizlenecek, çapa motorla veya traktörle sürülecek. Her sene bizim bahçemizi Ziya kardeşe sürdürüyorduk. Biz domates dalını, mısır dalını temizlemeden hepsini bir pullukla devettiriyorduk. Toprağın altında kalıyordu arkadaşlar. Bu sene dedik ki kendimiz sürelim. Tamam dedi Şahin de sürelim. Niye kendimiz sürelim dedik. Ziya kardeş boşta değil. Müsait değil. O çalışıyordu. İşi gücü çoktu. O yüzden dedik ki biz kışa kalmasın çamur olmadan tarlayı temizleyelim sürelim. Şahin dedi ki bana, Ülker bahçedeki domates dallarını, patates, her ne dalı varsa topla, temizle, çapa motoruyla sürüvereyim dedi. Ben de baktım çok zor. Dedim ki ben yorulacağıma motor yorulsun. Ben ne yoruluyorum? Motorla gram geçirem, sürem dedim.
İyi sürdük, sürmesine de güzel de oldu. Batur zorlamaktan neyini kırmış Şahin? İçinde mili kırmış Ülker Hanım. İçindeki milini kırmış. Ben anlamam milden, çaydan, selden. Anlamam ama Şahin'in dediğini diyorum. Sevgili arkadaşlar, değerli YouTube ailem, motorunuzun bozulmasını istemiyorsanız bizim yaptığımızı yapmayın. Birincisi, yağına bakmamışız, yağsız kalmış. İkincisi, böyle büyük büyük otları devirdik ve zorladık motoru. Üçüncüsü de şekilde görüldüğü gibi toz duman. Biz hiçbir zaman bahçenin otlarını, mısır saplarını toplayıp bir araya getirip temizleyip yakmadık. Sürmeden önce üçlü pulluğundan traktörü sürdürdük. Bütün yaz, bütün sene ben çalıştırdım, kuruya toz duman içinde sürdüm. Şahin çalıştırdı aynı ve hiç yağına bakmamışız. Filtreyi hiç temizlememişiz arkadaşlar. Allah Allah, ben yorulacağıma motor yorulsun dedim. Böyle verdim, zorladım patlıcan kökleri, biber kökleri, mısırlar görülüyor işte bak. Kuskuru toprak. Şu tarafı ben ıslattım ve ıspanak ektim. Önce suladım, tavlandı, sürdüm, tohumu saçtım. Sonra yuka yuka şöyle çapa motoruyu gezdirdim. İnşallah ıspanak çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum da kuruya sürdük tarlayı. Kuruya ekiliyor tohumlar, sulamak gerekiyor. Ispanağı sulayabiliriz de buğdayı, arpayı nasıl sularız bilmiyorum. Allah büyüktür ya. Rabbim yarattığı kulların suyunu, selini düşünür inşallah. İşte böyle gönül dostlarım, çapa motorumuzun bozulma nedenini anlatıyorum. Toz, duman, zorlama, yağsız kalması diyerek. Ama çok güzel bir alet. Yormuyor insanı. Hemen çabucak sürüyorum az az yerleri. Ekmek istemiyor, aş istemiyor, su istemiyor, yem istemiyor. Güzel kullandıktan sonra niye bozulsun? Ama biz biraz hor kullandık açıkçası. İçindeki mili kırmış zorlamaktan. Kırsın canım, bir şey olmaz. Gitti, tamir oldu. Şimdi de sevgili eşim olacak yerlerini kaynak yapıyor makinesi. Aman neyime lazım, geri gideyim. Acemi ilk kaynadışı. Olur, yok, boyalı da almıyor. Çapa motoru bozulur, ondan sonra kırılır, eşyalar eskir. Hiç önemli değil, eşyaların eskimesi, motorun bozulması, kırılması gider, yerine yenisi gelir. Öyle de oldu. İyi ki de o karara varmışım. Ben yorulacağıma motor yorulsun. Koca tarlayı ben temizlemeye kalksaydım ben yorulacakmışım. İyi ki motor yorulmuş diyorum ben. Ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi inşallah fırında ekmeğim var. Ekmeğime bir bakayım ya. Şahin geldi, ben daha ekmeği pişiremedim. Anca mayalandı. Ekşi maya geç oluyor. Sana kolay gelsin, değerleşim. Evet, sağ ol. Kontrol ediyorsun. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Çıkarıyoruz. Hamur yapışmadı. Pişmiş. Pişmiş demek. Ben Simav'a gitmiştim çapa motoru tamire. Ülker Hanım çok güzel şeyler yapmış. Bir tanesi börek ama ötekiler söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir bakalım Ülker Hanım'ın. Çörek, ekmek. Çörek. Ben ha, börek dedim, çörek diyecektim. Olsun, hiç fark etmiyor. Şöyle bir çevirelim. Hoppala. Hop. Okus pokus. Nasıl altı bilmiyoruz. Güzel. Vallahi çok güzel. Bak şöyle. Şurada bir yere tutuyor bir oradan bir yeri. Hı.
Gördüğünüz gibi kırmızı, bakın. Şimdi bunu böyle çeviriyoruz. Keselim bakalım. Öyle ortadan şöyle kesebiliriz. Buna gerek var mı? Şöyle keselim. Şunu çizebilirim. Kenarından da kesebilirsin sığmıyorsa. Şunu şöyle çizer keseyim, açma tamam. Tahtasını. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sıcak sıcak kesmiyoruz çöreğimizi. Evet. Biraz soğuyor değil mi? Hı-hı. İyice keseyim, tam kesilmedi. Sıcak sıcak aslında kesilmez, parçalanır. Hani evet, Ülker abla hiç duman tutuyor. Tutuyor daha sıcak. Ülker şimdi abla göstermiyorsunuz dediğiniz için. Öf, dumana bak dumana, dumana bak dumana. Nasıl? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın, A kalite. Çok güzel. Evet, A kalite. Evet. Bunu koyduk. Sonra bunu aldık. Şöyle bakın. Evet, işte böyle. Biliyor musunuz arkadaşlar kaliteyi? Kat kat, kat kat. Haşhaşlı, ekşi şöyle, bayalı, kuzine de somun ekmeği. Bakın şöyle kat kat. Kat kat sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diye. Evet, çok beğeneceksin. Çok güzel. Çok güzel. Yani biraz daha soğuması lazım mı değil mi? Soğusun, daha duman tutuyor Ülker abi. Tamam. Bir yarısını tepsiye koyan, bir yarısını yemeye başlayan bile. O zaman şöyle koyduk. Şimdi... Banak yemeği var Şahin. Evet, şöyle banak yemeğinin. Şöyle kes onu bir daha. Ha şöyle. Tamam. Maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar şöyle de gösterebilirim şimdi size. Bakın şöyle. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu ya. Bu kadar olur. Evet. Gerçekten yani, bak. Yumuşacık ha. Lokum şöyle. Lokum. Aha. Aha arkadaşlar. Okum arkadaşlar. Çok güzel. Ellerine sağlık. 10 numara 5. Kuzine de ekşi mayalı haşhaşlı çörek. Akşam çörekten yedik. Bayağı bir yedik. Sabah da kahvaltıda iyi oluyor. Güzel oluyor. Yiyoruz arkadaşlar. Böyle kuzine sobada da güzelce ekmek pişirilebiliyor. Yani şehire uzaksanız, istediğiniz ekmeği bulamıyorsanız da bu şekilde ben yapıyorum. Siz de hazırlar, yaparsınız, yersiniz. Size afiyet olsun, bize de afiyet olsun arkadaşlar. Biraz sıcak kestik ama iyi oldu. Sabahında güzel oldu. Akşamdan şekeri ıslattığım kabak, suya bak, görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz. Bayağı bir suyu çıkmış. Ne yapacağım? Kuzine fırına koyacağım arkadaşlar. Ağzına bir kapak kapatacağım. Orada buharda pişecek. Ondan sonra da kapağını alıp ayrı fırın tepsisine aktarıp kızartacağım. Kabak tatlısı derin çelik tepside pişti. Fırın tepsisine aktardım. Ve fırında şekilde görüldüğü gibi güzelce alt üst kızarıyor ya. Güzel bir şekilde kızardı. Kabak tatlısında biz biraz yanmış gibi kızaracak. Öyle seviyoruz. Şerbeti koyulacak. Çok güzel oldu. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tabii bu şeker insan vücuduna zararlı ama Rabbim faydalıya çevirsin. Ayda yılda bir yiyoruz böyle işte. Afiyet olsun. Ay Fadime abla gelmiş. Torunları da gelmiş. Göletçile. Gölet boruları gidiyor bakalım. Hadi hayırlısı. Hadi bitirin gayrı. Bitirin. Heh. Bitirin de yazın susuz kalmayayım inşallah. Rabbim de sağanak sağanak yağmur indirsin. Ey. Burcu'nun oğlanları. Ha maşallah. Kızı biliyorum. Hoş geldiniz. Neden geldiniz? İzmir'den. Ha, senin adın ne? Cihat. Abin ismi? Abdullah. Abdullah. Azıcık yey versin. Oğlum yey versin. Kırağa kalktı Fadime abla. Saat kaç oldu? Allah'ım nasıl da yiyorla. Yeşil ikene keşke niye getirmedin hurlara? Yok.
boncuğuyla yeniyorlar ya da hani. Hmm. Ben de bunlar da illa giden. Ben de daha o koca zaten bizimle götürüyorum. Pelik var o da Fadime abla. Yere inmiş pelik. Ha, yere inmiş bir de bak çam yedir şey, Fadime abla. Ama burada boşluk oluyor mu ya su seyde? Boşluk oluyor mu? Boşluk mu? He. Gitme öte boşluk olur. Şurada çıltaklar var da öte boşluk. Gitme oğlum. Düşersin. Ya boşluk ola gitme. Gitme. Doyursunlar pelit yesinler, çınar yesinler. Hadi bakalım. He, görüyorum ben geliyorum ardınızda. Ha. Ay Fadime abla çınar sımışlar. Camları değişir istemiş. O da boş ama yine de fıydanlık ya kuyma. Şu çamları yeğler mi ki Fadime abla? Bak çam. Ah bir çocuk olsaydım dağlarda oynasaydım. Evet bunlara güzel hayat. Tatilde misiniz siz çocuklar? Tatilde mi bunlar? Yerdeki kuru yaprağı yiyor. Ben bakıyorum ya. Hadi git 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 git. Hadi git git. Fidanlığa girme git. Git hadi. Git. Geçerler. Bak 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 nasıl hazırlıyor. Hadi. Hadi in bakalım. O değerleşim şimdi arabayı temizliyor. Sancağızım benzin bakacak akmış yağına bir hepsi yani. Motor tam o hastanenin orada kavşak var ya. He. Orada biraz hızlı döndük. Ha. Motor yattı yan yattı. İçindeki yağ ve benzin arabanın bakıcına döküldü. Ondan böyle araba benzin kokuyor. Yağ kokuyor şu anda. Temizlememiz lazım onu. Kapaklarını açalım, paspaslarını da yıkayalım. Hı-hı. Şahin, tarlayı sürerken ki çektiğim sahneler varmış da motor değil ona traktör dayanmaz. Toz, duman. Adam dedi, kardeşim dedi, bu kolay kolay olmaz ama dedi, sen dedi, nasıl bir tozla sürdün? Vallahi abi dedi, motor gözükmüyordu zaten tozdan. Ben dedim bembeyaz oldum, kiraz ayaçlar dedim sapsarı oldu. O kadar dedim tozla. Lan abi dedi, ona motor mu dayanıyor ya dedi. Onun dedi ince tozlar zımpara gibi motorun içine giriyor dedi. Bütün dedi şeyler yiyor dedi yani. Şimdi motorları bizimki gibi bozulmaması için ne yapmaları lazım? Bir iki tavsiyede bulunur musun Şahin? Yani en azından insanlığa bilinçlensin. Şu var ya Kerem şu birinci şey. Şuradaki yağ filtresinin bunu çöküyoruz ya. Şunu kaldır benim. Kaynadı mı? Kaynadı. Helal. Eşim kaynakçı da oldu sonunda. Evet. Şu yağ seviyesi bakın şu yuvarlığın içinde olması lazım. Bir de bunun içinde bak şurada filtre var şu. Şu yağ filtresini sık sık temizlemek lazımmış yani. Burada çamur olmayacak yani. Bizim ben ağaçla gazdım çamurları yani. O kadar bakmamışız. O kadar dolmuş yani. Çamur. Bir de yağsız da kalmış. Bir de yağsız da kalınca ondan sonra tozundan yağından zorlayınca o kadar da otlar yorunca içinde ne varsa kırmış yani. Bir defa motorun yağı çok önemli. Şurada mesela yağı şurada yağ çubuğu var bak. Bir kere en önemli şurası bak. Şunu açtığımızda bu yağ çubuğunu açtığımızda şöyle. Yağ gelmiyorsa o zaman motorun yağı yok demek yani. Buraya bu şanzıman bu motor yağlanması lazım yani. Heh. Bunu açacağız. Yağ yoksa böyle çubuğu çekince yağ gelmiyorsa yağ koyacağız. Birincisi bu. İkincisi demin ki gösterdiğim hava filtresinin temiz tutulması, yağlanması, bir de tozlu ortamlarda kullanılmaması yani. Bu. Yani ana sebepler bunlarmış yani. Bir de zorladı ya biz patlıcan kökleri evet. O bu. Bizimkine artık traktör sökmeyeceği şeyler söktük biz bundan yani. Yani biz bahçeyi temizlemedik, sürdük, kırdık, geçirdik. Kısacası zorlamadan, yağına bakmamaktan, evet. Tozdan, dumandan. Her sebepten var artık. Şimdi bu mil dağıtmış. İşte siz anladınız ben ne demek istiyorum arkadaşlar. Siz bunları yapmayın diyor Şahin. Böyle evet. Bir tavsiyede bulundu. Su mu içeceksin? Tamam gel. Gel için gel. Gel kuzularım. Gel. Gelin bakalım siz. Su için. Kolay gelsin.
Sana dediler Şahin oğlanına. Allah razı olsun. Çocuklara göre her şey güzel. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın gönül dostlarım. Allah'a emanet olun.